Merhaba sevgili Konuşan Mutfak takipçileri. Bugün sizlerle muhteşem bir makineden bahsedeceğim. Bugün tarifimiz sadece bu makineyle ilgili olacak. Philips Airfry. Gördüğünüz gibi XX large boyutunu aldım ben. Sizler ailenizdeki boyuta göre yapabilirsiniz. Kutu geldiğinde üzerinde gördüğünüz gibi bir kod var. Bunu telefonunuza okuttuğunuz zaman, tabii uygulaması da var. Uygulamayla birlikte bütün Airfryer'da yapılabilecek bütün tarifler telefonunuza inmiş oluyor. Bu çok güzel bir kolaylık. Makine muhteşem bir makine. Ben kullanıyorum. Kullandığım için sizlerle paylaşıyorum. Öncelikle makineyi nasıl kullanıyoruz? Açma kapama tuşuna basarak başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi sol tarafta derecesi, sağ tarafta ise kaç dakika pişireceğinize dair saat ayarı var. Buz çözme özelliği de var. Hepsini sizlere tek tek anlatacağım. Öndeki düğmeyi çevirdiğiniz zaman istediğiniz dakikaya ayarlayabiliyorsunuz. Sol taraftaki düğmeye bastığınız zaman da derece olarak ayarlama yapabiliyorsunuz. 200 dereceye kadar çıkabiliyorsunuz derece olarak. Gördüğünüz gibi bu bastığım düğme, aşağıdaki sol alt düğme, buz çözme özelliğine ait. Buz çözüyorsunuz. Diğer tarafta, sağ taraftaki ortadaki düğme ise hangi ürünü pişirecekseniz ona göre sizlere gösteriyor. Balık, kek ve bu da sıcak tutma ayarı. Oradaki M işareti sıcak tutma ayarı. Bu da buz çözme ayarı. Onu dakikaya ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ayarladıktan sonra ortadaki düğmeye basınca çalıştırmış olacaksınız. İçerisini kontrol etmek isterseniz tekrar ortadaki düğmeye basıp tekrar durdurmuş olacaksınız. Makinenin kullanımı da çok kolay. Az yağda veya hiç yağsız bir sürü malzeme üretebiliyoruz. Yani pişirebiliyoruz. Şimdi ben sizlere bugün için öncelikle patates kızartmak istiyorum. Bir avantajımız da bütün haznelerin çıkıp yıkanabilmesi. Bütün hazneler çıkıyor. İster elde ister makinede yıkama şansınız oluyor. Şimdi sizlere göstereceğim. Çıkarttıktan sonra tekrar parçaları birleştirmesi de çok çok kolay. Gördüğünüz gibi. Tabii ki ben şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Elde yıkadığınız zaman daha uzun ömürlü olacağına inanıyorum. Alttaki teli gördüğünüz gibi aşağıdan ittiğiniz zaman, sepetin altından ittiğiniz zaman kolaylıkla çıkıyor. Yerleştirmek için ise gösterdiğim telin ucunu sepetin kulp kısmına yakın orada bir yuvası var. O yuvaya oturttuktan sonra sağ, sol ve yukarıda 3 ayrı diş var. Oralara bastırdığınız zaman oturtmuş olacaksınız. Gördüğünüz gibi birinci diş, ikinci diş. Zaten ikinci dişi oturttuktan sonra diğerleri de oturuyor. Sepetimizi de yerleştirelim. Sizlerle birçok şey yapacağım, malzeme yapacağım. Temizlik içerisinde için ise üstteki ızgarayı da her pişirmeden sonra mutlaka şöyle nemli bir bezle silin ki daha sonra çıkartması zor olmasın. Ben bugün evde ev patatesi yapacağım. Hazır dondurulmuş patates kullanmayacağım. Gördüğünüz gibi patateslerimi doğradım. Üzerine hafif bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı kullanıyorum ben. Sizler istediğiniz sıvı yağı kullanabilirsiniz. Birazcık da tuz ekledikten sonra şöyle bir harmanlıyorum. Hepsi tuzu ve yağı alsın diye. İnanın eğer evde de genç çocuklarınız varsa onlara da yaptırabileceğiniz harika bir makine. Evet.
İçini çok fazla doldurmadan aralarda boşluk olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü o hava akışının, o sıcak havanın bütün malzemelere her yerden ulaşması için, daha çıtır olması için bu gerekli. 15 dakikada patatesler pişiyor. Köfteler de yaklaşık 10 dakika kadar 200 derecede pişebiliyor. Ama tabii ki de sizin doğradığınız veya yaptığınız büyüklüğe bağlı olarak da değişebilir. Ara ara kontrol ederek pişirmenizi tavsiye ederim. Bir de ben bu makinede tavuk kanatlarını çok beğeniyorum. Tavuk kanadı bildiğiniz mangal gibi oluyor. Mangal tadında oluyor. 200 derecede 15 dakika kadar pişireceğim. Burada ben farkında olmadan sıcak tutma ayarına getirdiğim için yanlışlık yaptım, ama sizler gördüğünüz gibi tavuk ayarına getirip et ayarında patateslerinizi kızartabilirsiniz. Daha sonradan farkına varıp düzelttim. 15 dakikada çıtır çıtır patateslere sahip oluyorsunuz. Zamandan da tasarruf etmiş oluyorsunuz. Yağdan da tasarruf etmiş oluyorsunuz. Hem daha sağlıklı hem de daha az zamanda muhteşem yemekler ortaya çıkartmış oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi patateslerimiz kızardı. İleriki zamanlarda dediğim gibi sizlere Airfry'da farklı tariflerde deneyeceğim. Gerek köfte gerek tatlı kek olarak da en çok tavsiye edilenlerden biri de sufleymiş. Bakalım, göreceğiz ileriki zamanlarda. Şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.